Sentez devam ediyor. Tam da milliyetçiliğin modernite döneminin bir ideolojisi olarak ortaya çıkışını konuşuyorduk. Konuşuyorduk, evet. Oradan devam edelim, buyurun. Yani şimdi orada kalmıştık. Yani kapitalizm tabii sistem ve bir noktada ismi üzerinde zaten. Bu yakın zamanda 2000'li yıllarda işte küreselleşme, ulus devletlerin artık geçerliliğini kaybettiği, ciddi şekilde Türkiye'de de aman Allah'ım ulus devletlere ne saldırılar vesaire olduğu zaman şimdi o düşünce bence geçerliliğini kaybetti, yitirdi. Hatta şu anda özellikle Avrupa'ya baktığımız zaman tam farklı bir noktaya gidiyor Avrupa. Tersi oldu. Tersi. Amerika, işte, gümrük duvarlarınızı indirin, ben size her şeyi satacağım diyordu, şimdi kendi yükseltiyor. Ben de şimdi aynı noktaya geleceğim. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Yani burada belki farklı düşüncelerimiz olabilir. Farklı düşüncelere saygı göstereceğiz. Yani bugün liberal kapitalist demokratik ama. Demokratik kavramını atarsanız liberal, yani olmaz. Kapitalist sistem ama liberal demokratik kapitalist sistem. Bakmak lazım diye düşünürüm. Şimdi bu sistem aslında alarm veriyor. Hatırlarsın. Galiba geçen seneki Davos'ta mı yanılmıyorsam, evet, bu konuyu dediler. Yani bu konuyu aldılar. Dediler ki yani bu klasik kapitalist sistem olmuyor, götürmüyor. Niye götürmüyor? Müthiş bir gelir dağılımında uçurum var yani. Korkunç bir uçurum var. Artı yalnız gelir dağılımı olarak düşünmeyelim. Yani olayda tabii ki biliyorsun iki temel nokta var. Bir gelir dağılımı, adil gelir dağılımı. Sermayenin oluşu o esas temel risklerden, bırak gelir dağılımı dengesizliğini, belki Avrupa'da gelir dağılımı dengesizliği daha kabul edilebilir seviyelerde, bizde elbette daha ciddi, ama orada da temel sorun değil mi, sermayenin birikimi tamamen nasıl söyleyelim, çok %1'lere gidiyor. Bu gidişat bizimki gibi ülkelerde de dahil olmaz. %1'in neredeyse toplumun yarısının servetinden daha fazla servete sahip olduğu bir noktaya doğru gidiyor. İşte o yani sermaye birikimi ve onun getirdiği gelir zaten, evet, korkunç bir noktalara gidiyor. Bence hep ben üniversitede gençlere, sen bize üniversitede bir derse de geldin, evet, biliyorsun. Şimdi bu konuda Thomas Piketty hakikaten, evet, iyi bir çalışma. Çok iyi bir şey, onun kitabını hep öneriyoruz. O da orada bu sistemin olmayacağını, bu sistemin tehlikeli olduğunu söylüyor. Şimdi Avrupa'da tamamen ters bir akım var. Nedir? Muhafazakar milliyetçilik. Ya Türkiye'de şimdi muhafazakar milliyetçilik ne kadar ciddi takip ediliyor bilemiyorum. Yani yeni kavramlar tabii. Muhafazakar milliyetçilik. Bak, küreselleşmenin yerine neredeyse bir muhafazakar milliyetçilik kavramının girdiğini görüyorsunuz. Peki nedir muhafazakar milliyetçilik? Veya muhafazakar milliyetçiliğin hakim olduğu ülkeler dediğimiz zaman bir Macaristan karşımıza çıkıyor ki şimdi galiba Macaristan'ı bu işin lokomotifi olarak kullanıyorlar. Enstitüler, evet, falan orada açılmış. Evet. Yani bu muhafazakar milliyetçilik düşüncesinin think tankleri vesaireleri yani Macaristan üzerine. İtalya aynı şekilde. Nerede en son seçimde yine sağ kazandı Avrupa'da? Portekiz mi? Şimdi Hollanda'ydı galiba. Hollanda'da oldu da başbakan hala olamıyor. Bir ülkede daha. Bir yerde de kazanıldı. Şimdi Kasım'da Amerika'da ne olacak? Peki bu muhafazakar milliyetçiler ne istiyor? Ya gümrük duvarları istiyor. Yani bir kısıtlama var. Mevcudu muhafaza edelim, ekonomiyi muhafaza edelim. Muhafaza, kendi gümrük duvarı. Peki kendi mallarını karşı tarafa satarken gümrük duvarı, yok, olmayacak mı? Evet. Ama esas önemli olan muhafazakar milliyetçilikte, senin hoşuna gidebilir ama ben ters düşünce diyeyim. Söylemeden baştan şeyimi koyayım, o rezervimi oraya. Muhafazakar milliyetçinin ikinci temel düşüncesi de uluslararası kurumların kaldırılması konusunda çok ciddi düşünceleri var. Yani uluslararası kurumlar, Dünya Bankası, IMF,
Birleşmiş Milletler sorgulanmalı. Bakın ben de ona, yani şimdi bugün Birleşmiş Milletler'in özellikle Güvenlik Konseyi penceresinden ne yapıyor? Bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yapamıyor. Peki düzen değişir mi? Değişmez ya, o 5 veto verirler mi onlar? Yeni siyasal tablo oluşuyor. Yani ekonomik bir yeni bir tablo oluştu. O ekonomik tablo yeni bir siyasal tabloyu zorluyor. Şimdi, orası da değişecek. Şimdi senin düşünceni bilmiyorum ama sen belki uluslararası kuruluşların biraz şeyine sıcak bakar, musun? Yani soğuk savaş... Yanılt beni o zaman. Yanıltacağım. Tamam, iyi. Soğuk savaş eseri. Askeri paktların, ittifakların, modellerin dağılmasında yarar var dünya açısından. Fakat ekonomik birliktelikler, bölge serbest ticaret anlaşması yapan bir takım birliktelikler, mesela bizimki gibi Karadeniz'de, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin birliktelikleri, bunların hepsi yararlı işler. Hatta bu iş şöyle de bir getirisi oldu. Küreselleşme, Amerikan küreselleşmesine karşı ulus devletler direnirken, o zaman tabii güçlü bir Amerika vardı, bugünkü kadar zayıf değildi, büyük bir güç, bölgeselleşerek cevap vermişlerdi. Birlikte kuvvetle. Dolayısıyla ben hani o muhafazakar milliyetçiliğin bütün kurumlar dağıtılsın şeyine katılmam ama askeri paktlar dağıtılmalı diye düşünüyorum. Onu evet. Belki bir tartışma konusu. Ama esas muhafazakar milliyetçiliğin esas tehlikeli, diğer tehlikeli bir unsuru daha var. Ne olabilir? Nedir? Ülkedeki kurumsal yapılara da karşı. Evet. Şimdi bu çok tehlikeli. Tabii. Ya bu çok tehlikeli. Yani şimdi Amerika'da önümüzdeki Kasım seçimini, yani Trump kazanırsa, ki Allah korusun, ben öyle o düşünceliyim. Yani kurumları biçecek adam, yani niyeti öyle yani. Yani bir devlette kurumları zayıflatırsanız, kurumları devletin devamının her şeyini, devletin aklını yok ediyorsunuz ya. Çok tehlikeli bir şey. Yani onun için zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün belki gelince aynı konuya değineceğiz. Yani o der ki cumhuriyet kurumsallaşma. Evet. Yani kurumsallaşma çok önemli. Muhafazakar demokratların özellikle Avrupa'daki gelişimde ülke içindeki kurumlara da, değil mi? Doğru. Öyle ben değerlendiriyorum. Ben çok incelemedim tabii. Biraz ben inceledim. Biraz ülke içindeki kurumsal yapılara da şeyler biraz. Biraz halbuki değil mi, milliyetçilikle ters gibi gözüküyor ama işte Trump mesela bunun, o da ama esasında tüccar adam ya. O da bir ayrı konu vesaire. Neyse. Yani, bunu pek çok uzattık. O başka bir konu. Geçelim. Şimdi aslında milliyetçiliğin oluşumunda diğer bir etken daha var. Kentleşme. Evet. Bu da çok önemli. Kentleşme. Tabii burada da kalınmıyor. Bir de örgün eğitimin geliştirilmesi. Yani eğitim de milliyetçiliğin ve millet kavramının oluşumunda bence çok önemli temel faktör. İstersen burada şimdi durayım. Şöyle bir iki ben katkı yapayım. Biraz sizin iki tez olarak milliyetçiliği, milleti tarif ettiğiniz meselenin modern milliyetçilik kısmına soldan, yani solun nasıl baktığını belki izleyicilerimiz için bir parça özetlemiş olayım. Ve burada milliyetçiliğin bir ideoloji olduğu, özellikle de milli devletlerin ideolojisi olduğunu kabulü üzerinden gidersek, milli devletlerde netice itibariyle modernite döneminin ve tabii kapitalizm döneminin elbette devleti. Şimdi bu devletin inşası sırasında millet aslında ortaya çıkıyor. Bu bir tartışma. Önce millet hangisi mi var? Önce? Ben bak. Önce millet mi var? Hangisi önce? Mi var? Bu tabii önemli bir tartışma. Ha, bu tartışmada en yetkin isimlerden biri İtalyan Massimo Bizzaglio. O şöyle ifade ediyor. Yani İtalya'yı kurduk. Şimdi İtalyanları oluşturmaya sıra geldi diyor. Hakikaten de öyle bir yanı var. Niye derseniz, bunu tabii çok geniş anlatmak zaman mümkün değil ama işte feodal ilişkilerin dağılmaya başladığı, bir ticaret burjuvasisinin yavaş yavaş oluşmaya başladığı bir süreç var ve yeni ekonomik üretici güçler gelişiyor ve onların gelişebilmesi için de piyasa ilişkilerinin gelişmesi lazım. Şimdi bu öncelikle bir standartlaşma ihtiyacı doğuruyor Batı Avrupa'da.
Çünkü ticaret yapıyorsunuz, bir standardı olması lazım. Henüz Avrupa'nın pek çok yeri prenslikler, lordlar var. Oradan oraya giderken vergi miktarı değişiyor, ulaşım sorunu var vesaire vesaire. Bu nedenle bu standartlaşma ihtiyacı nedeniyle ölçü birliğinin, hele de dil birliğinin ihtiyaç olduğu ve tabii bir para birliğinin de elbette oluşturulmaya başladığı ve tüm bunun bir pazar birliğiyle birleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkınca milli devletler, ulusal devletler ortaya çıkıyor. Aslında o ulusal devlet de çeşitli prensliklerin en baskını hangisi ise onun bir nevi etrafında bir pazar oluşturma çabası burjuvazinin, ticaret burjuvazinin. Bu ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Tabii burada işin bir boyutu da şu, büyük daha imalathaneler ihtiyaç olmaya başladığında ve özellikle dokuma sanayi ilk sanayi olarak gelişmeye başladığında İngiltere. Bu meşhur çit hareketi vardır, çitleme. Yani oralarda tarım yapmaktan daha karlı koyun üretmek. Çünkü yün büyük ticaret doğuya satılıyor. Bu sefer köylüleri tamamen serf o zaman serfleri serbest bıraktılar büyük lordlar. Ne haliniz varsa görün dediler. O garibanlar da kentlere doğru akmaya başladılar yeni yerlere doğru ve bir nevi tırnak içinde özgür yurttaşa dönüşmeye başladılar. Özgürlükleri şu eskiden serfe bağlılardı, yerinden yurdundan ayrılamazlardı. Doğru. Şimdi serbest, istediği yere gidebiliyor. Fakat yurttaşlaşırken de aslında kapitalist sınıfın yeni kurduğu büyük imalathanelerinin emek gücü haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla bu ulus devlet inşası sırasında milliyetçilik bir ideoloji olarak ortaya çıkmış ve yükselmiş oluyor. Doğru. Dolayısıyla hakikaten o İtalya'yı kurduk, şimdi sıra İtalyanları yapalım, oluşturmaya geldi sözü bir nevi doğrudur. Ben de o görüşe daha yakınım. Dolayısıyla Batı Avrupa'da bu temel üzerinden, yani sanayi devrimi, ulus devlet, kapitalizm, bunlar hepsi iç içe geçmiş ve milliyetçilik de bunların ideolojisi olarak önümüzde duruyor diyebiliriz. Doğru. Evet. Peki. Şimdi ne yapalım? Buradan biraz Osmanlı'ya doğru geçelim. Biraz Osmanlı'ya geçelim. Bize evet. Çünkü milliyetçilik geç geldi. Demin kısmen girdik. Evet. Reklamada 2 dakikamız var.